Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum. Öncelikle CHZ'deki hareketle ilgili nereyi takip etmemiz gerektiğini belirtelim. Tabii bu CHZ ne kadar çıktıysa o kadar düşere döndü artık. O yüzden sıkıntı benim için şuradaki boşluk önemli, buradaki boşluğu doldurabilir. Dikkat etmekte yarar var. Hep söylediğim yer burası arkadaşlar, 0.3489. Bunun üzerinde gövde mumunu atmayı başardı ve çıkış gerçekleşti. Şu an itibariyle eğer 0.3877 bu seviyenin altına indirirse tekrar geri çöküşü başlar ve hatta şu boşluğu doldurma durumu söz konusu olur. Daha önce de ben hep söylüyordum, bakın bu kırmızı yeri aştığı zaman geri çekilirdi. Hiç bu kadar yüksek düzeyde aşamamıştı. Bakın daha önce burada bir aşmaya çalıştı, indirmişti ve bir türlü aşamıyordu. İlk kez bu kadar gövde mumu şeklinde atarak çıktı. Ama bu bir FOMO etkisi oluşabilirse, alımlarla desteklenirse CHZ herkesin beklediği bir coin. Ancak satışta yemesi anlık bir durum. Bugün bekleyeceğimiz nokta 0.3877. Bundan sonraki 23'te atacağı mumu eğer yukarı yönlü atabilirse, bir daha yeşil atabilirse 0.4172'yi aşmasını beklememiz gerekiyor. 41.72'yi aşamaz ve buradan hani bu şekilde bir çubuk yaparsa geri dönüşü tekrar gösterebilir. Umarım öyle olmaz. Uzun süredir bekledik. Uzun süredir beklemeye de devam ediyoruz. Ne kadar çıkıyorsa o kadar düşüyor maalesef. Bir yüzümüzü güldürmedi CHZ. Şöyle genel itibariyle bir CoinMarketCap'ten de durumuna bir bakalım arkadaşlar. Şu an itibariyle CHZ 0.3996 dolardan işlem görüyor. %14'lük bir değer artışına sahip olduğu, işlem hacminin %63 oranında arttığını görüyoruz. Bu iyi bir şey. Hani burayı %150'ye falan tamamlarsa daha yukarı yönlü bir hareket gözlenebilir. Bir diğer coin'imiz herkesin merakla beklediği SLP coin vardı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hatta YouTube'da bir önceki videoda arkadaşımız sormuştu. Şurayı aşması gerekiyor demiştim. Yukarı yönlü bir hareket vardı, yorumlara yazmıştım. SLP'de bir FOMO etkisiyle aşırı derecede çıkabilecek bir coin ama şuraya çekmemesi gerekir. 0.0758 SLP bunun altına indirmemesi gerekir arkadaşlar. Bu gövde bunu eğer aşağı atarsa atabilir. Şurada mesela bitirebilir ama buradan bir tane daha gövde mumunu tam bu bitim yerinden atarsa yolu biraz daha açık diyebiliriz. Bizim için bekleyeceğimiz nokta bugün itibariyle 0.727'nin altına inmemesi gerekiyor. 0.758'in de üstünde tutunması gerekiyor. Peki 0.758'in üstünde tutunursa şu an geniş bant oluştu. Diğer bekleteceği nokta 0.796 olacaktır. SLP zaten dip seviyedeydi arkadaşlar. Hani toparlanırsa yukarı yönlü hareketlerle önünde baya bir 2x'lik yol var. Yani Fibonacci'sine göre 2x'lik bir yol kat edebilir. Tabii bu FOMO etkisinin oluşması, alımlarla desteklenmesi, işlem hacminin artmasıyla da ilgili bir durum. SLP'nin de şöyle durumuna bakacak olursak hemen onu da söyleyelim. SLP şu an itibariyle arkadaşlar %5'lik bir değer artışına sahip, %9.78'lik bir işlem hacmi artışı söz konusu. Bakalım devamı gelecek mi SLP'nin? Sürekli bazı arkadaşlar var takipçilerimden. Onlar için SLP'yi özellikle bir değerlendireyim dedim. Unutuyoruz çünkü. Bitcoin'e de bakalım. Bitcoin'deki durumu da bir gözler önüne serelim. Bitcoin'de arkadaşlar şuradaki boşluğu doldurmasını söylemiştik. Bakın geri çekme durumunda buraya indirebilir demiştik. 60.931 dolardan geri çekti. Yukarı yönlü hareket başlattı. Bugün bekleyeceğimiz nokta 61.042 dolar arkadaşlar. Bunun altına inmemesi gerekiyor. Diğer bekleteceği nokta 61.838 dolar seviyesi. 61.838 dolar seviyesini aşması durumunda 62.722 doları gösterebilir.
62.722 dolara gelmesi ise ancak bunun üzerinde gövde mumu atmasıyla mümkün olabilir arkadaşlar. Şurada ince çekişler sayesinde yukarı yönlü hareketi belli etti. Ancak bunu tekrar geriye çekme durumu söz konusu olabilir. O yüzden 61.042'ye dikkat edelim. Bunun altına indirmemesi gerekir BTC'nin. Ethereum'a bakalım arkadaşlar. Hemen onu da değerlendirelim. Ethereum'a baktığımız zaman arkadaşlar 4331 dolar aşmamız gereken nokta. 4331 doların üzerinde gövde mumu atabilirse 4478 doları gösterebilir Ethereum. Solana'ya bakalım. Solana dünkü çizdiğimiz seviyenin altında bulunuyor şu an. 196.41'in altında bulunmakta. Bizim için 196.41'in üzerinde gövde mumu atabilmesi gerekir. Eğer bu geri çekmeyi devam ettirirse diğer göstereceği nokta 184 dolar seviyesi olacaktır. Buraya indireceğini düşünmüyorum ama 196 doları da aşmakta zorluk yaşıyor gibi görünüyor arkadaşlar. BTT'ye bakalım. Evet, BTT de aynı şekilde hani hot çıkarsa BTT de ertesi gün çıkar demiştik. BTT de şu an itibariyle bandını aşmış durumda. Sanki hepsi bir hareketlenecek gibi bantlar genişledi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu an BTT'nin inmemesi gereken nokta 0.03860 dolar seviyesi. 0.03860 dolar seviyesinin altına indirmemesi gerekiyor ve aşmamız gereken nokta 0.04111 seviyesi. 0.04111'in üstüne gövde mumu atarsa diğer bekleteceği noktada 0.04352 olacaktır. HOT'a da bakalım. HOT da bir çıkış yapmaya zorlamıştı ancak geri dönüşünü hızlandırdı hemen. Maalesef şuradan geri döndü. Bunun için yeni bir seviye söyleyeyim arkadaşlar. Şuradaki nokta önemli. 0.11.32 dolar seviyesi. 0.11.32 dolar seviyesini aşmakta zorlanıyor. Eğer burayı güçlü bir şekilde aşabilirse o zaman biz 12.35'i HOT'ta yakalayabiliriz. 0.11 bugün bekleyeceğimiz nokta ise 0.11.05 bu seviyenin üzerinde atması gerekiyor. Evet, GTO'ya da şöyle bir bakalım arkadaşlar. Metaverse coinleri, SafeMoon, SafeMars, Floki, Elon gibi coinlerden bahsetmiştik. OVR yine Metaverse coinlerinden de DVE aynı şekilde P var, KLO. Bu coinlerde de hareketlenmeler sürüyor. Bu coinlerden az miktarda da olsa hani uzun vadede 10'ar dolarlık bile alınsa bir kar getirebilir. Tabii asla yatırım tavsiyesi değil ama gidiyor yani. Elon dediğiniz coin bunlar meme coinler. Bakın %85'i tekrar gösterdi. Nereye gideceği belli değil. Sıfırı Bolcoin %4000 yapmış arkadaşlar çıktığından bu yana. Yani aynı şekilde Ship de bu şekilde, Floki de aynı şekilde çıktığından bu yana artış gösteren coinler bunlar. Ne sayesinde artış gösteriyor arkadaşlar? Sosyal medyada paylaşımlar. Hani ben buradan alırım, bir gün milyoner olurum, 3 yıl dursun diye herkes bir şekilde paylaşıyor ve reklamla birileri ben de aldım demek için almasıyla para birikiyor, hacim oluşuyor ve bu şekilde de çıkmaya devam ediyor. Yani bazen işte projesi olan coinlerin bile bir anlamı olmadığını görüyorsunuz. Elon'dır, Ship'tir, Floki'dir, Akita'dır. Hepsi bir şekilde yükseliyor. İşte Metaverse çılgınlığı yeni başladı. Bir dönem NFT çılgınlığı vardı. Aynı şekilde Star Metaverse coinlerinden oldukça yükseliş göstermişti. Ancak düzeltme yapıyor gibi şu an. Hani tekrar biri daha çıkar mı? Bakacağız ama ben 6-7 tane bu Metaverse coinlerinden de küçük meblağlarla aldım. Uzun vadede hani 2 yıl 3 yıl dursun, kaç tane elimizde olursa devamı gelebilir belki ümidiyle. Elon'dan da almıştım. Elon da aynı şekilde
Yani şuralarda almıştım, nereye gideceğini bilmeden ve devamı geliyor yani bir şekilde artıyor. Anlamak mümkün değil. İşte FOMO etkisi gibi de düşünebiliriz aslında. Meme coinlerden de alınabilir. Bakalım hayırlısı olsun inşallah. Safe Moon ve Safe Mars bir geri çekme yaptı. Bakalım onlar da yukarı yönlü hareket başlatabilecek mi? Safe Mars'a baktığımız zaman o da yukarı yönlü bir hareket gösterecek gibi. Umarım olumlu olur. Şurada Tokao vardı arkadaşlar. O da oldukça iyi yükseliş gösterdi. Pi var. Aynı şekilde %116'ları gördü. KLO aynı şekilde o da yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Buralardan geldi. İnşallah olumlu olur. Elinde olanların hepsine kar verir diyelim. Bunlar da hani ufak tefek alınıp uzun vadede düşünülebilecek coinler olduğu kanaati taşıyorum. İnşallah olumlu olur. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hayırlı geceler diliyorum.